Almanya'da benim doktora hocam bir ders verirdi. Eyvah. Deutsche Sonderweg diye. Eyvah. Almanya'nın özel yolu. Efendim, yani Almanya biraz farklı bir ülke. Diğer büyük devletlerden. Neyi farklı? Sömürgeciliğiyle farklı. Direkt sömürmez, kuvvet kullanmaz. Daha çok akılla sömürür. Yani güçle de sömürmeye çalışıyor. Fakat onda pek başarılı olmuyor ama akıllı sömürgecilik dediğimiz bir yol takip ediyor. Tarihi gelişimi farklı. Ondan sonra kültürü Rusya gibi, ne bileyim bir İngiltere gibi, tarihi gelişimde onlar gibi değil. Yani yakın çağda Almanya'nın farklı bir gelişimi var. Evet, Afrika'daki sömürgeler benimdi. Almanya'nın değildi. Azdı. Yani bir İngiltere ile İngiltere'den çok farklı. Nasıl oldu bu Birinci Dünya Savaşı'ndaki ittifak? Özet geçelim de Murat Bey hemen söyleyeyim. Ve Kaiser'in deyimiyle söyleyeyim. Oportunist nedenlerden dolayı diyor. Öyle mi diyor? Öyle diyor. Alman İmparatoru. Alman İmparatoru. Şimdi nerede diyor bunu? Wangenheim, Alman Büyükelçisi İstanbul'daki Türkiye ile niye ittifak yapılmaz diye uzun bir rapor yazıyor. Elçi karşı. Elçi karşı. Dışişleri karşı. Liman von Sanders karşı. Hocam istersen şeyi de söyle. Şeydeki. Biz Almanya'dan önce İngilizlere, Fransızlara da yanaşmaya çalıştık. Tabii. Hatta Ruslara. Hatta can düşmanımız, ezeli ve ebedi o tarihlerdeki düşmanımız Ruslara ittifak teklif ediyoruz. Cemal Paşa aracıyla Fransızlara ittifak teklif ediyoruz. İngiltere'ye birkaç defa ittifak teklif ediyoruz. İtilaf devletlerinden kabul eden yok. Hepsinin görüşü Osmanlı Devleti bize faydadan çok zarar getirir, yük getirir. En önemli nedenleri biliyorsunuz Balkan Savaşları'nda perişan olduk. Tabii. Ordumuz darmadağın oldu. Ve ittifak edip ne kuvvet alacağız onlardan aynen. Diyorlar. Bize yük olur. Tabii. Yani bu bütün belgelerde geçiyor. Ve Almanya'ya teklif ediyoruz. Wangenheim'de yani Büyükelçi de diyor Osmanlı Devleti yük olur. Ama o telgrafı ben gördüm. Tabii o şeyi söyleyelim. 1911-12'de Balkan Savaşı'nda Türk tarihinin en büyük felaketlerinden birisi var. Şüphesiz. Dört küçük Balkan devletine karşı Osmanlı'nın kesin kazanılacağına inanan savaşta biz perişan oluyoruz. Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan'ın önemli bir kısmı. Kosova. Edirne gidiyor. Edirne ya. Balkanlar, ve tamam şey mı? Gidiyor. Yani, Kırfeleli. Balkan. Çatalca'ya kadar Şatalca'ya düşman dayanıyor. Perişan oluyor ordumuz ve büyük bir utanç. Mesela ve eski askerlerin hatıralarında hep bundan utanırlar. Bu bir de büyük devletler tarafından beklenilmeyen bir sonuç. Evet. Büyük devletler bu Balkan Savaşları'nda Osmanlı Devleti'nin galip çıkacağını ve en azından bu kadar kısa zamanda mağlup olmayacağını düşünüyorlar. Almanya da öyle düşünüyordu. Evet. Almanya da öyle düşünüyordu. Dolayısıyla bu perişanlık ortaya çıkınca, ordu darmadağın olunca kimse Osmanlı ile ittifak yapmak istemiyor. Bunun üzerine Kaiser. Peki Kaiser'in oportunist niyetine? Oraya gelelim. Oportunizm ne demek? Onu da. Bunu Wangenheim'in telgrafına derkenar olarak düşüyor. Oportunizmden de şu kast anlaşılmalı diyor. Balkan devletlerinin tamamı Almanya tarafına çekilecek. Bunun için ilk Osmanlı Devleti girerse Bulgaristan'ın da girmesi kolaylaşır diyor. Bunu niye diyor? Bulgaristan bizden sonra mı ittifak? Bulgaristan bizden sonra. İlk çöken de o oldu. En son giren o oldu, ilk çöken i̇lk o oldu. İlk çöken de o oldu. Evet, doğru. İlk Bulgar cephesi yarıldı. Nedeni de şu. Yani Kaiser... Karatpaşa şeyden gelir. Bulgarlar barış istiyor, mütareke istiyorlar. Sekirci'ye indiği vakit ilk sözü çorbacı tepemize bilmem ne etti der. Talat Paşa az daha yolda kalıyordu. Biliyorsun. Bulgar cephesi çöktüğünde Talat Paşa Berlin'de. Sadrazam trenle Berlin'de deniyor ki Bulgar cephesi çökmek üzere sakın Sofya'da durma. Sofya'da durma. Sofya kral da görüşmek istiyor. Fakat Sofya'da zorla durduruyorlar. Ve birkaç saatlik görüşmesi var Sofya krallığıyla. Ve cephe yarıldı. Düşman geliyor diyor. Zar zor trenle kendini Sirkeci'ye atıyor. Yani öyle de bir garavet var. Cephe çöküyor. Talat Paşa da yolda. İşte bu demin bahsettiğimiz şeyi çözmeye çalışıyorlar. Türkler Almanlarla Kafkasya'da birbirine girmiş. Alman birlikleri Gürcülerle bize saldırıyor. Gürcü birlikleriyle. Biz onlara karşı savaş. Çok ilginç bir dönem o 1918. Tabii biz müttefikiz o arada Almanya'yla. Ya şeyde güneyde Süveyş cephesinde 12 bine yakın Alman ordusuyla biz Yıldırım ordularıyla İngilizlere karşı savaşıyoruz. Yukarıda Kafkasya'da Almanlarla mücadele ediyoruz. Abdülhamit deyince Kaiser ile Abdülhamit'in bir karşılaşması var.
İlginç bir anekdot. Evet. Kaiser biliyorsunuz 3 defa Osmanlı Devleti'ni ziyarete geliyor. Ben onu anlamıyorum abi. Savaş döneminde bunlar nasıl fıldır fıldır geziyorlar? Benim aklım almıyor. Yani. Ama biri savaş döneminde. Kaiser'in 1917. Talat Paşa oraya gidiyor, Enver Paşa öbür tarafa gidiyor. Yani o savaş döneminde ilginç yani. Dolaşmalar çok daha çok 1915'ten sonra çünkü o şey yolu açılıyor, Sırbistan yolu. Evet. Yani Almanya ile şeyimiz Berlin'den Bosporus'a kadar, Bağdat'a kadar yol açılıyor. Evet. O karayolu ve tren yolu. O yol açılıyor. Şimdi şeyi anlatacağım da. Abdülhamit'le Kaiser. Kaiser'in en büyük ziyareti 1898'de. Seyircilerimiz efendim, hocam çok affedersin. Şeye şimdi sözü gidiyor. Tamamen sana bırakacağım da. Şu bir değerli seyircimizden geldi. Emrah Bey, Sayın Emrah Ece. Seyircilerimiz hep soruyorlar. Bu bahsettiğin işte İstiklal Savaşı yok, şu yok, bu yok. Atatürk şöyle, Rıza Nur radıyallahu anh diyen tanzimat. Fesli Tanzimat Sampası kimdir? Resmini veriyorum, buyurun. İlk gün şu resmi gösterelim. Bu zat. Bu efendim. Evet, ilk gün teşekkür ederim. Evet. Evet, Kaiser Abdülhamit'in yanına geldi. Kaiser'in 3 ziyareti var demiştik. İlki 1889'da. Daha yeni Kaiser olduktan bir yıl sonra. En kapsamlısı 1898'de. Yatıyla geliyor. İstanbul'a uğruyor. İstanbul'dan şeye gidiyor, Hayfa'ya. Alman kolonisi var orada. Kudüs'e gidiyor. Ve büyük tantanalarla geliyor. 1680 sandık malzemeyle geliyor. İşgale mi gelmiş ya? Ne malzemesi? Yiyecek, içecek, giyecek, hediye. Kaiser. 1680 sandık. Kaiser. Ya bir sürü hayvan. Kaç elbise diktiriyor? 100 küsür Kaiser'in Victoria. 100 küsür elbise diktiriyor. Hanımı mı? Hanımı. Kaiser'in. Ve böyle bir tantanayla geliyor. Esas şeyi diyeceğim. Yani bizim Anadolu'da çok sık kullanır. Ben bir kadınla baş edemiyorum. Sen 2-3 taneyle nasıl baş ediyorsun? Abdülhamid'e mi sormuş? Abdülhamid'e söylüyor. Abdülhamid'e diyor ki o 8 eşi var zannediyor. Halbuki 13 tane herhalde Abdülhamid. Doğru bildim. Aynen, resmi nikahlı olmuş. Ama o 8 diyor. Diyor ki sultanım diyor, ben bir taneyle baş edemiyorum. Victoria da yanında. Sen 8 taneyle nasıl baş ediyorsun diyor. O Victoria da Victoria'nın şeyi. Ve yine bu ziyarette kadınlarla ilgili söylediği ilginç bir şey var. Diyor ki bayağı bir gelişme sağlanmış. Sokaktaki kadınlar 1889'a oranla daha modern giyimli, daha cemiyetin içinde. Yani kadın konusunda Osmanlı Devleti bayağı bir gelişme sağlamış gibi övücü laflar söylüyor. Abdülhamit döneminde bunu. Bu hangi gelişinde Alman Çeşmesi? Bu 1898. Şu Sultanahmet'tekini diyorsunuz değil mi? Onun anısına yapılan. Bu 98 mi, sonraki mi? 98'deki. Çeşme. Çeşme. Yanlış hatırlamıyorsam 98. Öbürü savaşta geliyor. Galiba değil. 98 miydi? Öbürü zaten bir sonraki gelişi 1917. Çünkü o yazı Nuri Efendi'nindir. Nuri Korman'ın. Başka bir imza vardır ama Beşiktaşlı Nuri Efendi'nindir o yazı. O yıllarda çok genç olması lazım onun. 98 diyebiliyorum. Neyse bakarız. İddia etmiyorum. Zaten Çeşme Almanya'da yapılıp parça parça gelip monte ediliyor. Kaiser kendisi şey yapıyor. Tabii. Güzel bir albümü var. Ha, bir dakika. Kaiser açılışa katılıyor değil mi? Açılışa Kaiser de katılıyorsa öbür geliş olmaz. Tabii açılışa gelişinde öbür gelişinde. Bu Abdülhamit albümlerinde 1898. Ayrı bir albüm var. Geminin gelişi, gemiden sandıkların inişi, bütün malzemenin taşınışı, bütün malzemenin çeşme için, parça parça gelişi ve yapılışı, sonra tören şeyi. Açılışı. Bütün onların hepsi safa safa fotoğrafları var.